Aylar, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Herkese selam dostlar. 333 YouTube kanalı burası. Türkiye'nin en iyi kanalı muhtemelen. Büyük ihtimal. Çiçek çoktur ama gül başka, insan çoktur ama kardeş başka. Nasılsın? Kötüyüm. Neden? Ben kötüyüm ya. Sen nasılsın? İyiyim. Kimsin? Ben Musab Demirci, 128. oğlum, Koç'ta işletme bölümündeyim. Sen kimsin? Efe, 3. ekonomi. Subutay Koç, 202. falan filan işte. Bugünün gündeminde... Zaten büyük ihtimalle tanımayın. Yani abi. Yoksa ne olacak? Hakkari'ye de gidin, Edirne'ye de gelin, kapıyı çalın, açın içeri. Her şey sizi içeri alır ve bir bardak su ikram eder. Evet, tabii. Anadolu'muzda. Ne konuşacağız bugün? Bugün çalışmalarınızı nasıl daha verimli hale getirebilirsiniz? Nasıl vakit yaratabilirsiniz çalışmak için? Biz nasıl taktikler kullandık diğerlerinin yapmadığı ve bizi nasıl öne çıkardı? Bunlardan biraz bahsedeceğiz. Hepimizin herhalde böyle yaptığı birkaç ufak şey var. Çok da faydalı olan. Yani mesela işte telefon kullanımı, bilgisayar kullanımı, sosyal mecralar, sosyal yaşam, bunları idare etme ve bunlarla aynı anda dersleri de birlikte götürebilmek aslında bugünkü konu. Sen üçüncüsün, Türkiye üçüncüsün. Türkiye üçüncüsü tuşlu telefona geçti mi? Hayır, geçmedim. Geçmedim. Gayet de Instagram'ımı da kullanırdım. Türkiye üçüncüsü tuşlu telefona geçmeyi düşündü mü? Geçmeyi düşündü mü? Aklımın ucunda bir yerde geçti. Çünkü harbici Instagram'a, carta curta çok vakit ayırdığım oluyordu. Böyle geliyordum evden. Hani kaydır bitmiyor sonuçta abi. Evet, sonsuz bir içerik var. Sonsuz bir döngüye giriyorsun. Düşündüm ama o güce hiç sahip olamadım açıkçası. Uzaklaşamadım yani. Ama ders çalışırken de telefonumu odanın dışına koyardım. Sessize alırdım. Kim arasa duymazdım. Ders çalıştığınız süreç içinde telefonunuz yanınızda olmamalı. Çok basit bir tavsiye ama çok önemli bir tavsiye bence. Senin yanında mıydı? Benim yanımdaydı ama ben de kapatıyordum. Ya ben kütüphanede çalıştığım için diğer odaya koyamıyordum. Ama sessiz alıp telefonu kapatıp çantaya atıyordum. Ve fermuarı çekiyordum zor alayım diye. Elim telefona gitmiyordu. Evet yani. Evet. Elim telefona gitmesi beni rahatsız ediyordu. Zahmetli olması lazım biraz. Telefonun size evet. Uzakta olması lazım. Vallahi ben böyle şeyler yapmadım. Hiç kütüphanede çalışıyordum zaten. Telefonda masada duruyordu böyle. İndirim gelmez miydi? Kapattım hepsini. Hepsi kapalı yani. WhatsApp'ında, Instagram'ında, Snapchat kullanmıyordum o zamanlar. Hepsi kapalı. O zaman Snapchat kullanmasınlar. Kullanmasınlar. Snapchat kullanmayın abi. Ne yapacaksınız milletin ne yaptığına bakıp yani oradan. Yok ya, ben arkadaşlara böyle tuvalette fotoğraf atıyorum. Bunun dışında ben çalışırken müzik dinlemeyi çok severdim. Anne. Sen? Ben müzik dinlemeden çalışamazdım. Yani ben de öyle muhtemelen. Ben bayağı karşıyım. Beni çok rahatsız eder yani. Beni de eder ama duramazdım yani. Beni rahatsız etmiyordu. Daha iyi odaklanmamı sağlıyordu hatta. Vallahi böyle diyenler var ama bilmiyorum, ben asla çalışamam. Ne tarz müzikler? Dersine göre değişir. Mesela Türkçe çözüyorsam şey yapardım. Klasik çok dinlemezdim de böyle alternatif daha sakin şeyler dinlerdim. Matematikte rap dinlerdim ki enerjim yüksek olsun. Deneme çözerken? Denemede dinlemezdim. Denemede ben de dinlemezdim. Sadece mesela bir konuyu çalıştım. Konunun sorularını çözeceğim. Açardım müziği işte. Ne çalışacaksam. Sözsüz müzikler dinlemeyi tercih ediyordum genelde. Sözel derslerde. Müzik mi? Gibi. Enstrümantal tarzı daha çok. Ama matematikte de gocunmazdım yani şarkı açarken. Bol keseden. Aynen. Her türlü. Müslüm Gürses bile dinlemişliğim var yani matematik evet, çözerken. Evet. Çok da iyi tribe sokar. Herkese tavsiye ederim. Bir deneyin. Vallahi kişisine bağlıymış gibi duruyor ama tabii ben yine karşıyım açıkçası. Karşı mısın? Niye dikkatimi dağılıyorsun? Tabii. Yani bırakıyordum sözleri şey yapmaya başlıyordum. Sözlere takılıyordum. Şarkıya takılıyordum. Odaklanamıyordum tamamen. Ona alıştığım için belki de yani bilemedim. Tabii. Ya burada da işte insanın nasıl çalışmış olduğuna göre, geçmişine göre falan. Kesinlikle. Odaklanmasına göre. Çok acı dolu bir mazi varsa... Evet. Müzik dinlemek iyi gelmeyebilir yani. Evet. Ya ben genel olarak mesela enerjisi çok yüksek olan birisi değilim. O yüzden matematik çözerken ihtiyaç duyuyordum yani. Beni hype'laması bana çok yardımcı oluyordu. O yüzden müziği hiç eksik etmezdim. Anlıyorum. Peki bunun dışında sosyal yaşam bazında konuşursak. Mesela bir yere gideceksin, tamam mı? Ve senin için gerçekten önemli bir yer. Yani gitmen gerekiyor.
oraya yani şey, derslerin için oraya gitmemeyi göze alır mıydın? Şimdi olay şu. Ne kadar sıklıkta oluyor bu ve ne kadar önemli? Ben bunu tartardım yani. Kuzen düğünü mesela. Yok, gitmezdim ben de, gitmem. Zaten abim. Ama ben kuzen düğününe yani sınava şu anda gitmem. He, anladım. Anladım. Bir dakika, ben emin değilim yani. Olmadı ki zaten kuzen düğünü ben bu sene ya. Keşke olsaydı. Keşke olsaydı. Senin için değerli bir insan. O değerli insanın işte bir aktivitesi var mesela. İşte doğum günü partisi ya da düğünü. Ya da mesela arkadaşların falan dedi ki yani, çıkışta gideceğiz AVM'ye. Yok, gitmezdim. AVM'ye gitmezdim. İşte Burger King yiyeceğiz, sinemaya gideceğiz falan. Yok. Ya şöyle akşam takılacağız işte. Ben gitmezdim herhalde ya. Maksimum ben okuldan kaçardım, arkadaşlarımla sahilde takılırdım. Türkiye üçüncüsü kaçar. Okuldan kaçarmış yani. İyi de kaçar. Benim evet, sosyal aktivitem oydu ya. Sosyal aktivitesi yüksek bir insan. Sen? Ben haftada bir zaten fix çalışmazdım. Onda da genelde dışarı çıkardık. Ya arkadaşlarımla ya kız arkadaşımla. Bir gün hiç ders çalışmazdım yani. Kafam da çok rahat olurdu. Hiç de üzülmezdim. Tabii canım, dinleniyorken üzülmeyeceksiniz. Tabii. Yani dinleniyorken adam gibi dinlenin, çalışıyor. Çalışıyorken çalışın, dinleniyorken dinlenin. Ben mesela telefon kullanımında bir şey daha değineyim. Telefonu ben çok efektif kullanırdım. Yani mesela nasıl olduğundan biraz bahsedeyim. Benim WhatsApp'ta tüm derslere özel bir grubum vardı. Ya bundan birkaç kere bahsettim farklı mecralarda. Duyun, ben sınavdan önce gördüm seni, biliyor musun? Sınavdan önce mi gördüm, sonra mı? Sonra yani, gördüm. Ben seninle tanışmadan önce gördüm o videoyu. Evet. Boğaziçi'nde. Evet. Şimdi. Nasıl yapardım? Mesela tüm derslere göre şeyim vardı. WhatsApp grubum vardı. İşte matematik, edebiyat, tarih, fizik falan filan. Orada ya ben fiziksel olarak defter taşımazdım. İşte not falan varsa bir yerde veya işte onu önce sadeleştirirdim bir deftere. Fotoğrafını çekerdim, WhatsApp'a atardım. Bu bana ne sağlıyordu? İşte mesela serviste işte kağıdı karıştırmaktansa, işte karanlıkta okumaya çalışmaktansa çıkarırdım hemen, hızlı hızlı okurdum. İşte mesela yemek yiyeceğiz. Yemek gelirken mesela çıkarırdım, hızlı hızlı tekrar ederdim. Bunu en çok edebiyatta kullandım. Ki edebiyatta bence çok fayda. Yani benim edebiyat grubumda 200-250 tane mesela fotoğraf var. Mesela baktım, divanı önceden öğrenmiştim atıyorum. Ama divan yanlış yapmaya başladım. Diyordum ki yarın sabah işte okula giderken, çünkü bir saat benim serviste giderdi sabahları. Yarın sabah okula giderken divan tekrarı yapayım. Çok da kolay yapardım, çok faydalı olurdu. Bir de bu ne sağlıyor bunun yanında? Mesela aklınıza bir soru takılabiliyor. Aklınıza bir şey gelmemiş olabiliyor. Ve o anda ona bakmazsanız belki ileride unutacaksınız. Yanınızda da tüm defterlerinizi taşımanız mümkün değil. Çıkardım işte, tarihte ise tarihte hemen çıkarır onu okurdum. Devam ederdim. Bana çok pratiklik sağlıyordu bu. Çok uzun konuştum lan. Umursuz konuştum. Evet aslında. 2-3 kere anlattım ya. Evet. Çok uzun konuştum. Yoruldum. Maşallah. Allah keseriz. Bakalım bitirelim o zaman. Video bitti zaten. Oğlum yok lan. 2 dakika konuştum. Devam. Bir yorum yapın bunun üstüne. Gayet faydalı gözüküyor bence. Telefonu da kullanan böyle kullanmalı yani, diye düşünüyorum. Açıkçası ben bunu da yapamazdım çünkü telefon bana bakarken gözüm başka mesaja kayardı yani. Hmm, çok mesaj geliyorsa eğer. Hatta benim şeydi, mesela Kunduz'un farklı telefonu gibi. Bir tane akıllı telefon vardı. Eski bir tane Samsung vardı. Yani bu adam ayda 10 binlerce lira burs almadan da iki telefon kullanabiliyordu diyebilir miyiz? Yani 100 binlerce lira gelire sahip olmadan da böyle şeyler yapılabiliyormuş. Evet, evet. Mesela Efe'nin arabasına değinmiştik plakasından da bahsedelim. Evet. 54 59 Efe 003. Yani budur yani. Üçüncüyseniz plakanız 3 olmalı. Bir plaka böyle gözükmeli. Evet. Kırmızı bir de. Bir de önünde Türk bayrağı var. Yani o lüks yaşamada değineceğiz zaten. Evet, burslar videosu. Ayrı bir videoda değineceğiz. Burslar videosu. Yani. Zaten vlog videosunda da göreceksiniz. Efe'nin lüks yaşamı. Ne standartlara sahip olduğumuzu. Evet. Efe sağ olsun, bizi de görüyor o zaman. Merhamet. Ama mesela ben düşünüyorum, üniversiteye geçince hayatta neler değişiyor? Benim mesela banka hesabımda bir değişiklik var. Benim birkaç değişiklik var. Çok büyük. Yani bu çünkü burslarla oluyor. Başarı size sadece başarı getirmiyor. Yanında işte böyle sosyal şeyleri ayırabileceğiniz, tabii, kadar bir meblağda
getiriyor. E tabii ki yani YouTube'dan yüksek bir gelirimiz var şu an mesela. Çok yüklü bir gelirimiz var. Tam yüklü bir gelirimiz. Kaç dolardı? 200 bin dolar var değil mi? Yani böyle bir şey. 200 bin dolar var. Bunun... Kişi başı bile yani. Tabii. 100. Üçe de bölüyoruz her şeyi yani. Aynen. O yüzden derece yapın, kanalımızı da açın. Ha. Geliriniz de oradan olsun. Böyle takılın sonra millet. Peki bu anlattıklarımızın verimli ders çalışmayla ne ilgisi var? Hiçbir alakası yok. Tam oraya da bağlayacağız yani. Mesela ben aklıma şu geliyor, artık bitmişsin, tamam mı? Evet. Diyorsun ki ben ders çalışmayacağım. Başlarım böyle işe. Hayatımı harcıyorum. Yaşadım. Lan ben hayatımı ders çalışmayla harcıyorum diyor. Aynen yani. Hayat mı diyor yani? Bir şey geliyor böyle, diyorsun ki yani ders çalışmıyorum lan diyorsun. Evet. Yaşadın mı böyle bir yaşadım. Şey? Yaşadım. Ne yaptın sonra? 2 hafta çalışmadım. Sen? Benim 2 haftalık hiç aram olmadı. Ama böyle hani mola veriyordum kendime ya. Bilinçli mola veriyordum ve kendimi düzeltmeye çalışıyordum. Ben 17 gün salmıştım. Evet. Ama mesela bu önerdiğimiz bir şey mi? Değil. Salamıyorsanız salmayın. Çalışın tabii. Bence benim yaptığım mantıklı ya. Yönetici olarak günlük bir mola yapmak. Kesinlikle öyle. Tabii tabii. Ben mesela haftada bir gün direkt isterdim. Siz mesela yapar mıydınız onu? Evet. Yaparım. Ne? Ya bir zamana kadar yaptım, bir zamandan sonra yapmadım. Haftada bir günü kafada evet, bitirdim. Çünkü zaten okula gittiğimde illa haftada bir ya da iki gün bir şeyler oluyordu yani. Bir şeyler yapıyorduk arkadaşlarla. O yüzden ihtiyaç duymuyordum yani. Vallahi benim işler bazen öyle raddeye geliyordu ki yani ben 3 gün üst üste de çalışmıyordum, 4 gün üst üste de çalışmıyordum. Bazen sabah bir tane deneme çözüp bırakıyordum akşama kadar. Onu ben ne yaptım? Denemeyi analiz ediyordum. Diyordum ki, bir de kendimi kandırıyordum işte. Diyordum zaten sabah denemeyi çözdüm. Evet evet. Ya o bugün bir şey yapmasam olur diyordum yani. Kendini kandırma olayı çok kötü. Bir de yüksek net yapıyorsan. Rehavet. Rehavet de geldi. Düşük net yapıyorsam da şey yapıyordum. Zaten. Ertesi gün öncekini geçmeye çalışıyordum. Nasıl yani? Mesela pazartesi deneme çözdüm, tamam mı? Ama salı deneme çözmemem gerekiyor. Pazartesi düşük net yaptım. Salı günü pazartesi unutmak için bir deneme daha çözüp onu geçmeye çalışıyordum. Anladım. İğrenç bir şey. Peki motivasyon noktasında motivasyonunuzu nasıl yüksek tutuyorsunuz veya motivasyon sizce önemli bir şey mi? Motivasyon bence önemli bir şey değil. İstek yüksek olduğu sürece. Motivasyon videolarına da inandığımı söyleyemem. Ben izlemedim ama izleyene de saygı duyuyorum. Ama söyleyeceğimiz birkaç şey var. Sen ne yapıyordun Efe? Hani motivasyon değil. Subutay'ın da dediği gibi tamamen isteğinize bağlı. Siz bu üniversiteyi kazanmayı, hani görece güzel bir hayata sahip olmayı ya da güzel bir hayata sahip olmak için bir adım önde olmayı istiyorsanız yani çalışacaksınız zaten, disipline de oturacak, motivasyona ihtiyacınız olmayacak yani. Motivasyonunuz yokken de çalışabileceksiniz. Evet. Eğer bu kadar istekliyseniz. Zaten çalışmanız da lazım yani. Biz 100 gün çalışıyorsak belki 30'unda 40'ında motivasyonumuz düşüktü. Evet, evet. Ama insan disiplinli olduktan sonra yani çalışmasını dış etkenlere, işte motivasyonu düşürebilecek, artırabilecek şeylere bağlamayıp kendine odaklanırsa, kendi yapabileceği, kendi değiştirebileceği şeylere odaklanıp disiplinli olursa zaten motivasyon düşük, bugün çalışmayacağım diye ağlamayacaktır büyük ihtimalle. YouTube'dan da işte acı motivasyon deyip işte bir tane adamın ağzından çıkan şeylerin geleceğini şekillendirmesine izin vermeyecektir. Kendi zaten çalışması gerekiyorsa çalışacaktır. Ya zaten pardon, devam et. Çünkü burada mesela ne kadar çalışırsanız o kadar karşılığını alabileceksiniz. Ve hayatınızın büyük bir bölümünde de belki böyle bir fırsat size sunulmayacak. Yani üniversiteye gideceksiniz. Üniversite iş hayatınızı etkileyecek, yüksek lisansı. Yani hayatınızın belki şu ana kadarki en büyük kırılma noktasındasınız. Burada da gidip işte yok şu motivasyon, yok bu motivasyon. Yani adam o motivasyon videosunu atmasa, YouTube'da hiç motivasyon içeriği olmasa çalışmayacak mısın yani? Aynen öyle. Zaten çok ekstrem yüksek gelirlere sahip ailelere mensup değilseniz de bir zaman sonra anlıyorsunuz ki benim çalışmaktan başka bir şansım yok. Özellikle memur çocuğuysanız. Yani size ileride bir iş kalmayacaksa üstünüze, evet. Siz hiçbir şeysiniz ileride. Üniversite mezunu olmadığınız sürece. Ancak işte belki bir yerlerden bir iş yakalarsınız. Ticari zekanız vardır. Ticari zekanız yüksektir. Bunu kullanırsınız. Kendiniz bir iş kurarsınız. Ama bu dediğim daha düşük şans diğerlerine göre yani. Ya her zaman yani, başka şanslar var. Öyle zeki olsanız bile 18 yaşında gidip
büyük ihtimalle şirket kurmayacaksınız yani. Derse çalışırsınız, üniversiteye geçerseniz ne yapacaksınız? Üniversitede yaparsınız. Kurmayacaksınız, size kurdurmazlar da zaten şirketi. Yani gidip de mesela fon lazım, gidip kimse sana kredi vermeyecek orada. Tabii. 18 yaşındaki bir insana. Evet. Ayrıyeten işte dediğim gibi yani motivasyon düştüğünde ben genelde hep bunu hatırlardım. Derdim ki ben şimdi üniversiteye gitmesem yani iyi bir herkes üniversiteye gidiyor bu arada yani. O konuda da bir sıkıntı yok. Kazanmak var, kazanmak var. Herkese göre kazanmak farklı bir mevzu sonuçta. Ben diyordum ki işte ben iyi bir üniversiteye gitmeliyim. Türkiye'nin belki en iyisine gitmeliyim. Orada olduğumu düşünüyorum şu anda. Reklamda mesajı da verdik. Boğaziçi'nden daha iyi mi yani? Kesinlikle daha iyi. Konuşuruz evet. Konuşuruz. Başka bir videonun konusu. Yani diyordum ki ben işte böyle bir şey yapmazsam benim nasıl bir geleceğim olacak? Benim üstüme bakıyorum işte bir şey kalacak mı kalmayacak mı? İş kalacak mı kalmayacak mı? Kalmayacak. O zaman diyorum ki ben çalışmak zorundayım. Böyle durum böyle olunca da gidip YouTube'dan mesela yazmıyorum işte acı motivasyon, motivasyon videosu. Çünkü farkındayım durumun. Yani evet. Çalışmasam da çalışsam da ne olacağını biliyorum. O yüzden bu farkındalığı yakalamanın da önemli olduğunu düşünüyorum. Doğru diyorsun ya. Yani sen motivasyon dersin. Bekleyemezsin ki her zaman. Zaten edebiyat sorusunu görünce nasıl bir motivasyon artabilir ki yani? Evet. Fuzuli'nin yaptığı herhangi bir şey gördüğünde benim motivasyonum artmıyor diyor. Mutlu olmuyorum. Hani mutlu olmayı ya da motivasyonunuzun olmasını bence beklemeyin. Subutay'ın dediği gibi kendinize bir amaç belirleyin. Hani isteğinizi artıracak bir şey belirleyin yani. Yapacak bir şeyiniz yok. Çalışmanız lazım hani. Budur yani. Bir de budur ego noktasında evet. Kendinizi kanıtlayabileceğiniz tek alan büyük ihtimalle sınav. Eğer diyorsanız ki işte ben göründüğümden veya şeyden işte kanıtlamam gereken bir şeyler var diyorsan alanın bu yani. Ki işte sınavı yapmasanız çok başarısız bir adamsınız. Orası ayrı bir konu. Ama kendinizi öne çıkarabileceğiniz, belki egonuzu tatmin edebileceğiniz, kendinize özgüven kazanabileceğiniz alan burası. Evet. Yani tabii ki dünyanın en önemli hususu değil tabii bu değil. Sınav. Hatta yani değil. Aşırı önemli bir olay değil. Ama bir şeylere çalışıp bir şeyleri başarmış olmanız size farklı bir özgüven kişisel bir tatmin de getirecektir. Yani mesela kişisel olarak sesin çok güzel değildir mesela. Bir doğal yeteneğin yoktur yani atıyorum tamam mı? Bu ders mevzusu senin kendini kanıtlayabileceğin, sivrilebileceğin bir nokta olur toplumda. Evet. Ve yani yapmanız gereken şeyler, yapmak istediğiniz şeyler bambaşka olabilir. Ya ben hatırlıyorum 12. sınıfa geçerken ben yani hiç alakasız şeylerle uğraşıyordum işte borsa olur. İşte belki ticaret olur, e-ticaret olur vesaire vesaire. Hatta bir ara kendimi bunlara da kapatmıştım. Yani diyordum ki ben işte sınava çalışsam da bu işi yapacağım, çalışmasam da bu işi yapacağım. Üniversitede bana çok bir fayda sağlamayacak. Ben bu yola yöneleyim gibi düşündüğüm bir dönem oldu bu yaz tatilinde. Ama okulla geçtiğimde neyse ki onu çözdüm. Şimdi mesela üniversite işte hedefime ulaştım belki. Şu an uğraşabiliyorum. Bana bu özgürlüğü sağlıyor üniversite. O yüzden biraz hayallerinizi veya yapmanız gereken şeyleri ertelemeniz gerekiyor. Ya yani biz de mesela belki derece yaptık, iyi sonuçlar aldık ama bu sınavın çok makul bir sınav olduğunu hiçbirimiz büyük ihtimalle düşünmüyoruz. Yani bu mantıklı bir sistem değil ama yapmamız gereken de bu. Yapacak evet, yani şey bizim de hayalimiz şey değil ki hani sınavdan yüksek bir şey yapmak değil ki. Bu sadece bir adım bizim için. Yani. Evet. Yani 10 günde 10 saat çalışmanın ne kadar işte mantıksız, günde 10 saat işte ne bileyim Fuzuli'nin tüm eserlerini ezberlemeniz size ileride büyük ihtimalle fayda sağlamayacağını hiç biliyoruz. Unuttuk. Hiçbir şey sağlamıyor. Unuttuk. Hepsini unuttuk yani. Evet ama motivasyonu es geçip disiplinli bir öğrenci olduktan sonra zaten çalışmamak sizi rahatsız eden şey olacak. Tabii. Bu da doğal olarak çalışmanızı sağlayacak. Olayı anladıktan sonra halledersiniz. Evet. Yani bir kırılımı aşmış olmanız gerekiyor. Bir düzene oturtmuş olmanız gerekiyor. Sonra zaten doğal akışıyla çalışmaya devam edeceksiniz. Modumuz düştü lan. Üzüldük. Geçen sene düştü. Dostlarım yani, üzüldük. Şimdi ya. Diyeceksiniz ki mesela olan 3 tane dingil oturmuş. Bize şey anlatıyor yani. Yaptığınız iş çok basit. İşte gideceğiniz, ders çalışacağınız falan. Biz de oralardan geçtik sonuçta. Buraya gelirken biz de o dersleri çalıştık. Biz de o konulara baktık. Temelde baktığımız zaman aslında evet bu zor bir şey farkındayız. Ama o acıyı çekmeden de buralara gelemiyorsun sonuçta. O yüzden katlanacaksın mecburen. Evet yani şu an bize oturup 3 tane dingil olarak görüyorsan sınava çalış. Sen de ileride bir dingil olabilirsin evet. Belki yani. Gel bizim gibi bir dingil ol. Buyur gel.
de dingiller değiliz. Yani bir şey başarmadık da bence. Evet, ben bu bence büyük bir başarı. Bence de değil. Yani mesela Efe'ninki başarı ama ben kendimi çok başarılı bir insan olarak görüyor muyum? Görmüyorum. Ben de görmüyorum. Ben de görmüyorum ama bir başarımız var ama hani çok bir anlam ifade etmiyor buradan sonra bir şey yapmadığımız sürece. Açısı yüksek yani. Evet, yani bunu yapmadan da belki meslekte gelebileceğimiz yerlere gelecektik. Ama bu bize kolaylık sağlıyor. Tabii ya. Yani mesela şu an bizden rahat var mı? Yok. İhtimalle yok. Yok. Hem üniversitenin sağladığı bir şey hem bizim biraz bağlılığımız, rahatlığımız. Ama rahatız yani. Bu da bize geçen seneki yoğun çalışmanın meyvesi. Aynen öyle ya. Geçen sene o kadar yoğun çalıştıktan, o kadar hayatımızı bu sınavla kilitledikten sonra bu rahat hayatı yaşayabilmek size çok farklı geliyor ya. Evet ve değiyor yani. Değiyor. Sıkıntı hiç mi olmuyor? Oluyor tabii ama oluyor. Şeyler oluyor. Geçen her zaman zaten psikolojinden çok kullanıyor. Ne kadar mutlu olursak, ne kadar boş olursak olalım bir sıkıntı buluyoruz kendimiz ama tabii. Oğlum bence felsefeye dönüyor bu şey ya. Evet. Nedir sıkıntın? Yok dostum sıkıntım ya. Yok. 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 Diyorum yok. Yani bu şekilde aslında. Evet yani şu an özetleyecek olursak çalışmaktan büyük ihtimalle kimseye zarar gelmez. Daha önemli bir şey de yok. Zarar da gelmez. Aynen. Oturun. Çalış. Hepinizi çok seviyoruz. İçinden mi geldi? Biz buradayız. Sizi de buralarda görmek isteriz. Buyurun gelin. Yok yani biz buradayız. Yanınızdayız. Kalbinizdeyiz. Buradayız. Gelin bir acı kahvemizi için. Evet. Herkes de kendine iyi baksın. İyi bakın dostlar. Oturun çalışın. Teşekkür ederim.